Pekala, otobüste eşya, valiz, çanta, telefon, özellikle şemsiye falan cüzdan. Çok unutulur. Cüzdan. Gözlük. Oh, neler evet, unutmadık. Ben de dün gözlüğümü unutmuşum yine bir yerde mesela. Ama bu kez unutulan şey bir çocuktu efendim ve gerçekten sorumsuzluğun bu kadarına da pes dedirten bir olay yaşandı. Otobüs şoförü hızlıca ayağa kalktı ve bakın nasıl bir çözüm buldu. Devam et abi, devam. Arabada çocuk unutmuşlar. Evet. Şu koltukta unutulduğunu fark ettim. Otobüse iki çocukla bindi. Birini unutup indi. Sorumsuzluğun bu kadarı pes dedirtti. Ben bu işi yıllardan beri yapıyorum. Hani çantadır, valizdir. Şunlar tabii ki oluyor, unutuluyor ama çocuğun unutulması bana göre yanlış bir şey. Antalya'da bayramın ilk günüydü. Iraklı Sayyat Zamil emanet edildiği eğitmeniyle halk otobüsüne binmişti. Çocuğun anası babası yurt dışında olduğu, çocuğun da burada eğitmenin yanında olduğu söyleniyor. Adam diğer çocukla otobüsten indi. Tek başına oturan Sayyat Zamil ise bir saat sonra fark edildi. Otizmli olduğu için pek iletişime kuramadık çocukla. Kapıyı kapattım ki inmesin diye. Ben de gerekli yerleri aradım. Otobüs şoförü Ali Şimşek hemen karakola gitti. 8 yaşındaki çocuğu sorumsuz eğitmenine teslim etti. Çocuklarımıza sahip çıkalım. Hiçbir yerde unutmayalım. Çünkü hayat kötü, dünya kötü. Ya otobüste çocuk unutulur mu Murat? Ya kendimi unuturum, çocuğumu yine unutma. Ha bir de emanet. Evet, sana emanet ailesi edilmiş. Gitmiş. Ya herhalde bayram tatili için Irak'a ya da İran'a mı gitti? Iraklı çocuk. Eğitmenine bırakıyor. Ama bir tanesini alıyor en azından. Evet, İşin iyi tarafından bakarsan Allah'tan. Bir tanesini almış diğerini. Şimdi otizmli bir arkadaşımız olduğu için iletişim de kurulamıyor ama hani onların da özel eğitimcileri oluyor galiba. Ama tabii. Bu işte şu hani hadise, bu eğitimci arkadaşı kime ehliyet vermiş? Aynen öyle. Yani hani işin insaniyet ya da başka tarafını bir kenara bırak. Yani bu işle yani liyakat sahibi bir arkadaşımız değil herhalde. Eğer bu şekilde bir eğitim gerçekleştiriyorsa çocuğu unuta unuta sadece elinden tutup dolaştırıyordur herhalde. Ki onu da yapamıyor belli. Ya şimdi ona emanet edilmiş ya, bu eğitimin bir parçası olduğunu zannetmiyorum. Eğitim burada. Bir parçası çocuğu tek başına bırak otobüste, hadi bakalım ben değildir, ne yapacak. Yani onlar belli kurumlarda otizmli arkadaşlarımıza, çocuklarımıza. Tabii ki bu eğitimciler de çok çok kıymetliler çünkü onlarla bir bağ kuruyorlar ve hani aynı eğitimcide gitmesi de çok önemli. Tabii ya, bir olaydan dolayı bütün eğitimci kardeşlerimizi burada tabii, sorgulamayalım ama tabii. Ya nasıl unutursun dediğin nasıl gibi unutursun? Yani. Nasıl yani, böyle bir sorumluluğu almamalıydın belki de. Hani çünkü sen eğitmen olarak işini yapıyor olabilirsin ama sen çocuk gezdirme konusunda ehil değilsindir belki, çocuğun da yoktur. Unutmuş gitmiş baksana. Ama otobüs şoförünün gerçekten hem duyarlılığı hem bu güler yüzü, duruşundan, işine ne kadar sahip çıktığı, ne kadar doğru düzgün bir insan olduğu da ortada. Helal olsun, teşekkür ediyoruz. Sizin gibi efendim şoförlerle karşılaşalım her zaman. İnşallah diyelim de ya, ben hala anlamış değilim. Nasıl bir eğitimci bu arkadaş acaba? Bir de özel eğitim, özel çocuklarla ilgilenen bir dostumuz. Acaba hani kendi aralarında sen hani biz bayrama gidiyoruz eşe dosta sen bakıver mi dedi, yoksa gerçekten bir ehliyet, bir belgesi falan var mı bu eğitimcinin? Önüne evet. Gelen hani ben çocuğa bakarım. Ya saksı değil ki kardeşim bu. Tabii. Hani gidersin saksı çiçek gider sularsın yani. Onun bile, eğitmen mi diyorsun? Onun bile sorumluluğunu alırsın. Hani eğitimliği bir kenara bırak. Ya nasıl insansın? B12 mi eksik acaba? Biliyorsun unutuyorlar ya onları da. Aynen. Olur mu böyle bir şey ya? Bir tane çocuğu aldın yan yana, arkadan gelir diye zannettin herhalde. Çocuk, duraktan indin, otobüste gitti. Çocuk kırmızı çizgi, çocuk deyince akan sular durur. Çocuk deyince hiçbir insanın yoktur ki herhangi bir yüzü gülmesin, vicdani duyguları ön plana çıkmasın, onu sevmeye yönelmesin. Yani değilsen bir çocuğu unut.